Irak ve İran sınırında olan deprem için peki artçı depremler söz konusu olur mu? Yani yine insanlar bekleyebilir mi böyle bir deprem? Tabii o konuya değindiğiniz iyi oldu. Aslında 7.3'den sonra 6.5'a kadar çıkan büyük depremler olabilir. Ki dünden beri zaten 5'e geçen depremler yaşanıyor. Ve bu depremlerin yaşanma süreci birkaç ay sürebilir. Dediniz değil mi? Tabii birkaç ay sürebilir. Ve bu depremlerin bir kısmını Güneydoğu Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerimizde yerleşim alanlarındaki vatandaşlarımız tarafından hissedilecek. O önemli nokta. Yani tekrar edelim isterseniz. Şimdi Irak ve İran sınırında dün 7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Ama bu deprem artçı olarak devam edebilir, 1-1,5 ay sürebilir ve Türkiye'de de doğu illerinde hissedilebilir diyorsunuz değil mi? Tabii birkaç ay sürebilir. Birkaç ay sürebilir. Tabii. Üstelik bu birkaç ay boyunca 6.5 büyüklüğüne varacak depremler bile üretebilir. Artçı depremler. Ve bu depremlerin çoğu işte Güneydoğu Anadolu'daki işte Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman gibi illerimiz ve çevresindeki yerleşim alanlarında hissedilecektir. Fakat bu hissedilme Türkiye'deki binaların yıkılacağı anlamı taşımaz. Sadece bunu hissetme anlamında bina sallanacak. Evet. Artçı depremler sırasında bunları yaşayacaklar. Bunlara hazır olmamız gerekir.